Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada yapılan bütün amellerin karşılığı mutlaka ahirette görülecektir. Münafıkların yaptıkları iş çok büyük bir iş. Dolayısıyla cezası da ona göre olacaktır. Karşılığı da ona göre olacaktır. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki 145. ayet-i kerimede Estaizu billah İnnel münafikine fidderkil esfeli minen nar ve len tecide lehum nasir. Şüphesiz ki münafıklar ateşin en alt basamaklarındadırlar. En alt basamağındadırlar. En alt tabakasındadırlar. Sen onlara asla yardım edecek kimse bulamayacaksın. Bu cehennemdeki en ağır azaplarını hafifletecek. Onları oradan kurtaracak şöyle dursun. Bir parça hafifletmek suretiyle onlara yardımcı olacak bir kimse asla bulamayacaksın. Maazallah. Cehennem cennetin aksine yukarıdan aşağıya doğru inen mertebelerdir. Yukarıdan aşağıya doğru basamak basamak inen bir azap yeridir. Elimizdeki eserde belirtildiğine göre bu cehennem derekelerinin yani basamaklarının en yukarıda olanı, yukarıdan aşağıya doğru cehennem tabakalarının adı şunlardır. 7 tanedir. En yüksektekinin adı cehennem. Sonrakinin adı leva. Alevli ateş. Sonra el-hutame. Her şeyi yiyip bitiren demek. Kelime olarak. Sonra es-sa'ir. Çılgın alevli ateş. Sonra sekar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا 19 نَعُضُ بِاللّٰهِ. Sakarın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Sana ne bildirdiği? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ. Hiçbir şey bırakmaz ve hiçbir şeyi terk etmez. Yakaladın mı yakalar. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ. Euzubillah, teni yalayarak yakar. Nasıl yakacaksa maazallah. Rabbim göstermesin. Thumme el cahim, thumme el haviye. Sonra cahim, alev alev yanıyor ateş. Sonra el haviye, en büyük uçurum. Demek ki münafıklar haviyede bulunacaklardır. Yalnız onlar mı? Elbette ki haviyeye layık kimseler de başka gruplar da olacaktır. Ama Cenab-ı Allah herkesi ameline göre cehennemdeki yerine koyacaktır. Nasıl ki cennette herkesin salih ameline göre ayrı bir makam ve mevki mükafat mekanı olacaksa cehennemde de herkesin dünyadaki kötü inanç ve ameline göre bir yeri bulunacaktır. Bu da Cenab-ı Allah'ın lütfederken bile ne kadar adaletli cennet için, azap verirken bile ne kadar adaletli. Bakın cennet hem lütuftur hem adalettir. Mesela bir kimse sizden 5 lira hak ediyor. Siz ona 10 lira verirseniz o diğer 5 lira lütuftur. Ama ikinci bir kişinin sizde 5 lira hakkı varsa ona 10 lira vermek zorunda değilsiniz. Lütufu istediğinize yaparsınız, istemediğinize yapmazsınız. Burada siz adilsiniz, her ikisine de adilsiniz
Fakat birisine lütufkarsınız. Ama her ikisine de 5 lira 5 lira ayrıca lütfederseniz, lütfunuzda da adaletli olmuş olursunuz. Yani her ikisine de hak ettiğinden fazlasını verirken ne yapmış olursunuz? Adalet etmiş olursunuz. Cenab-ı Allah da, cennet Cenab-ı Allah'ın lütfudur. Ama herkesin cennetteki makamı aynı olmayacaktır. Bu da Allah'ın lütuftaki adaletidir. Yani lütufla beraber adalet de vardır. Lütufta da adalet. Ama Cenab-ı Allah azap ederken sadece adalet eder. Onlara herhangi bir şekilde zulmetmez. Münafığı cehennemin en aşağı basamağında, tabakasında azaplandırırken ona herhangi bir şekilde haksızlık etmiş olmaz. Diyor ki İbn Ömer radıyallahu anh, kıyamet gününde azapları en şiddetli olacak kesimler 3 tanedir. 3 kesim var ki azapları en şiddetli olanlardır. 1. El-Münafikun. Münafıklar. 2. Hazreti İsa'dan kendilerine sofra indirilmesini istedikleri halde sofra indirildikten sonra kafir olan bazı kimseler. Çünkü Cenab-ı Allah onlara diyor ki, bu sofrayı size indireceğim. Fe inni munezziluha aleykum. Ama femen kefara fe inni uazibuhu azaben la uazibuhu ahaden minel alemin diyor. Kim bu sofrayı indirdikten sonra kafir olursa, onu alemler arasında hiç kimseye vermeyeceğim bir azap ile azaplandıracağım. Alemler arasında hiç kimseye yapmayacağım bir azap ile azaplandıracağım. Ondan sonra Ali Firavun hakkında da, Firavun hanedanı, Firavun ve hanedanı hakkında da اَدْخِلُوا اَلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ diye buyuracaktır Cenab-ı Allah. Firavun hanedanına azabın en çetinine sokunuz. En çetinine. İşte bu 3 kesim münafıklar. Maide nazil olduktan sonra, İsa aleyhisselama sofra nazil olduktan sonra o ilahi mucizeyi gözleriyle gördükleri halde ona iman etmeyenler, inkar edenler ve Firavun hanedanı. Çünkü bu üç kesim de İslam dininin, Allahü Teala'nın uluhiyetinin açık ve kesin belgelerine şahit olmuşlardır. Firavun'a ve beraberindekilere Musa aleyhisselam nice ayetler gösterdi, mucizeler gösterdi. Ve bunlar her birisini gördükçe inkar ettiler, bir başka mucize geldi. Bir başka mucize geldi, yine iman etmediler. Münafıklar Allah'ın dininin hak olduğunu bile bile münafıklık ettiler. İsa aleyhisselama indirilen sofra öyle bir yerdeydiler ki yiyecek yok. Kendilerine yetecek yemek yok. Hiçbir şey yok. Bir yaprak dahi yiyebilecek durumlar yoktu. Ey İsa, Rabbin üzerimize bir sofra indirmeye kadir midir? İndirebilir mi dediler. Kendinize gelin, böyle bir şey istenir mi? Evet. İstiyoruz ki bu insin ve biz bunu bayram edinelim. Bizden öncekiler için de, sonrakiler için de. Cenab-ı Allah, madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, ben sizin üzerinize o sofrayı indireceğim. Ama bu Allah'ın mucize göstermesinin şartıdır bu. İstenen bir mucizeyi Allahü Teala gösterirse, ona iman edilmezse iman etmeyenler helak edilir. Ama kim ona iman etmezse artık, kim inkar ederse, kafir olursa, alemler arasında hiç kimseye etmeyeceğim azabı o kimseye edeceğim diyor Cenab-ı Allah.
Peki münafık olundu mu iş biter mi? Artık o kimsenin önünde bütün umut kapıları kapanmış mı olur? Hayır. Münafıkın dahi hayatta olduğu sürece önünde tevbe kapısı açıktır. Cenab-ı Rabbül Alemin şu rahmetine bakınız. Onun için 146. ayet-i kerimede bakın ne güzel bir istisna yapıyor. Ve nasıl Müslüman olunması gerektiğini, bir Müslüman olmanın niteliklerin neler olduğunu, nasıl olması gerektiğini, Müslüman olmanın da manasını bu ayet-i kerime ayrıca izah ediyor, ortaya koyuyor. İllellezîne tâbû. Fiddarkil esfel binennâr dedi ya, cehennemin en alt basamağında olacaklar, tabakasında olacaklar. Ancak tövbe edenler müstesna. Kimse onlara yardım edemeyecek diyor. Cehennemde ama dünyada iş işten geçmiş değildir. Aklınızı başınıza alın diyor Cenab-ı Allah. Münafıklara sesleniyor. Kendinize gelin diyor. Tövbe edin. Ben size akıbetinizi bildirdim. Demeyin ki nasıl olsa biz böyle olacağız. Her şey bitti diye düşünmeyin diyor. Cenab-ı Allah ne kadar merhametli görüyor musunuz? Tövbe edin diyor. Sizi cehennemin en alt tabakasından kendinizi kurtarın. Bu sizin elinizde diyor. İllellezine tabu ve aslahu. Tövbe edecekler. Önceden yaptıkları bozuk davranışların benzerini değil. Onlar üzerinde ısrar etmeyecekler. Çünkü tevbenin bir şartı yaptığın günahtan pişman olarak bir daha dönmemek üzere vazgeçmektir. Yaptığın günahı pişmanlık duyarak bir daha dönmemek kararıyla sona erdirmektir. Hallerini düzeltecekler. Münafıklık edecekler. Artık ettiler. Artık ihlaslı, halis, muhlis, samimi, mümin olarak hareket edecekler. Diğer mümin kardeşleri gibi nasıl davranıyorlarsa öyle olacaklar. Ve atasamu billah. İ'tisam, koruma altına insanın kendisini sokmasıdır. Korumasıdır. Ve Allah'a sığınarak kendilerini korurlarsa. Allah'a sığındın mı? Sana kim zarar verebilir? Allah'ın dilediği dışında kimse zarar veremez zaten. Mukadderatı dışında olmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Abdullah İbni Abbas'a söylediği bazı sözler var. Sana diyor ey genç diyor aleyhissalatü vesselam. Sana öyle sözler söyleyeceğim ki onları yerine getirirsen o sözlerle Allah sana fayda ihsan edecektir. Onlardan Allah'ın izniyle faydalanacaksın diyor. Ve söylüyor, söylüyor, söylüyor. Ondan sonra diyor ki bir de şunu bil. Bir de şunu bil. Eğer Allah senin için bir iyilik takdir buyurmuşsa, bütün insanlık bir araya gelse, Allah'ın sana yazmış olduğu, takdir etmiş olduğu o iyiliği önleyemezler. Bütün insanlık sana bir iyilik yapmak için bir araya gelse, daha doğrusu, evet doğru şekli bu, bütün insanlık iyilik yapmak üzere bir araya gelseler sana, Allah'ın senin için takdir ettiğinden fazlasını yapamazlar. Ancak Allah'ın takdir ettiği kadarıyla sana iyilik yapabilirler. Ve eğer bütün insanlık, mahlukat sana zarar vermek için bir araya gelse, toplansa, Allah'ın sana yazdığından, senin için takdir ettiğinden fazlasını, başkasını veremezler. Başkasıyla zarar veremezler. Niçin?
Çünkü artık diyor sahifelerin mürekkebi kurumuş ve defter katlanıp dürülmüştür. Yani Allah takdirini yazmış ve bitirmiştir. Onun için Allah'a sığınacaksınız diyor. Allah'a itisam edeceksin. Kendini korumaya Allah'a teslim olarak alacaksın. Allah ile korunacaksın. Yani Allah'ın dinine göre yaşayacaksın. Kısacası bu. Ruhuyla, lafzıyla, manasıyla Allah'ın dinini yaşayacaksın. Gereğini yerine getireceksin. Ve ayrıca ve ahlasu dinehum lillah. İhlasın bu dindeki mevkii çok büyüktür. Hiçbir amel halis olmayınca Allah tarafından kabul edilmez. Bakınız kutsi hadiste Cenab-ı Allah ne diyor? Ene agneş şurakâi ani şirk diyor. Ben ortaklar arasında ortaklığa en muhtaç olmayanım. Bir başka rivayette ben ortaklar arasında ortağına karşı en müsamahakar olanım diyor. Kim bana diyor ibadetinde başkasını ortak koşarsa ben onu istemem diyor. Bana ayrılan payı istemem diyor. O ortak gitsin. Ortak koştuğuyla beraber ne yaparsa yapsın diyor. Bu tabii hem bir mana ifade ediyor, bir tehdit ifade ediyor. Ortakların birbirlerine ihtiyaçları var. Ve hiçbir ortak kolay kolay kendi payına düşeni diğer bir ortağa sebepsiz yere bırakmaz. Allah diyor birisi diyor yaptığı amelde beni başkasını bana ortak koşarsa benim için ayırdığı kısmını da o ortağına veririm diyor. Yani ben onun amelini hiçbir şekilde kabul etmem. Bunun bir de tehdit manası bu. Ortak koştuğu bakalım onun amelinin karşılığını ona verebilecek mi? Benim için yapılması gereken, Allah için yapılması gereken bir amelde Allah'ın dışında başka hiçbir amaç gözetilmemeli. Bu budur. İşte ihlas budur. İhlas Allah için yapılması gereken bir ameli yalnızca Allah için yapmaktır. Budur. فَاُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ Münafıklar bu şartlara göre tevbe ederlerse, işte böyle tevbe edenler, onlar müminlerle beraberdirler. Neredeyse müminler nerede olacaklarsa, dünyada da, ahirette de. Müminler, madem müminlerle beraberdirler, müminlerle beraber hareket etmelidirler. Müminlere uygun adım atmalıdırlar. Müminler bir taraftaysa onlar da orada olmalıdırlar. Başka yerlere çekiştirmemelidirler. Başka yere gitmeye kalkışmamalıdırlar. O halde münafıkın, münafıklıktan tevbesinin tahakkuku için neler gerekiyor? Ayeti bir daha topluca hatırlayalım. Tevbe edenler, ıslah edenler Allah'a var güçleriyle sımsıkı sarılarak kendilerini korumaya alanlar, yani Allah'ın dinini dört elle sarılarak yaşamaya çalışanlar ve dinlerini Allah'a halis kılanlar, dinlerini yaşarken ihlasla yalnız ve yalnız Allah için yaşayanlar, işte onlar müminlerle beraber. Müminlerle beraber olmak ne kadar güzeldir. Ne kadar güzeldir. Dünyada ve ahirette onlardan başka dosta ihtiyacımız yok. Onlar bize yeter. Müminler bize dost olsun, varsın bütün kainat. Ki kainat olmaz ya, bütün insanlık varsın düşmanımız olsun. Hiçbir kıymeti yok.
Müminlerle birlikte olmak kadar güzel, onlarla birlikte olmak kadar huzurlu, onlarla birlikte olmak kadar insanı rahatlatan, her türlü endişelerden kendisini uzak tutan başka bir şey yok. Fakat müminler bu birlikteliğin kıymetini bilmiyorlar. Bilmedikleri için birbirlerinden ayrılmak için her türlü şeytani vesvesenin tuzağına düşebiliyorlar. Müminler safında gördüğünüz hiç kimseyle, hatalarına rağmen aramızı bozan biz olmayacağız. Olmamalıyız. Çünkü Cenab-ı Allah onlarla birlikte olmak için bizleri teşvik ediyor. Velev ki, diyelim ki veyahut da beraber yürümenize imkan kalmamış. Sadece zorunlu olduğu kadarıyla o yürüyüşünüzde belki ayrı durabilirsiniz. Belki diyorum. Belki ona da cevaz yok manasına. Fakat kalben müminlerden soğuyamayız. Kalbimizi müminlerden uzaklaştıramayız. Kafir müminleri bölük pörçük eder veya gösterir. Her birisine Müslüman olmanın dışında ayrı bir isim takar. Eğer biz de o isimlere takılır ve onlardan dolayı onları bizden, kendimizi onlardan ayrı görürsek, küfrün ve şeytanın tuzağına düşmüş oluruz. Müslüman kardeşim, mümin kardeşim, iman içerisinde olduğu sürece hatasıyla da benim kardeşimdir. Ama ben o hatasını kabulleniyorum manasına gelmez. Fırsatım olduğu takdirde onu düzeltmeye çalışırım. İslam'ın öngördüğü hukuk çerçevesinde. Ama beni ona düşman edecek bir üslup ve davranış içerisine asla girmemeye bizzat bilhassa dikkat ederim. Müminlerin kendi aralarında birliktelik hukuk ve ahlakını çok iyi idrak etmeleri, çok iyi geliştirmeleri ve bunun üzerinde hassasiyetle durmaları icap eder. Dikkat edin, küfrün işine geçmişte de, günümüzde de, Müslümanları Müslüman olarak telef etmek, yok etmek veya hücum etmek işine gelmemiştir. Hep başka isimler kullanmıştır. İsim mi sayacaksınız? Sayın bakalım. Vehhabi demiştir, İhvancı demiştir, Süleymancı demiştir, Nurcu demiştir, El-Kaideci demiştir, demiştir. Müslümanları, ama Müslüman olduğu için ben bunu vuruyorum, Müslüman olduğu için öldürüyorum, Müslüman olduğu için ona hücum ediyorum dememiştir. Şii demiştir, Alevi demiştir, Sünni demiştir, şu demiştir, bu demiştir. Biz onların gözlüklerini giyerek kardeşlerimize bakamayız. Biz herkese, müminine de kafirine de, başkalarının bize giydirmek istediği gözlükle bakmayacağız. Rabbimizin giydirdiği veya Rabbimizin bakmasını emrettiği ölçülerle bakıp değerlendireceğiz. Onların yanıltıcı bilgilerini tahkik edebiliyorsak, doğru bilgilere ulaşabiliyorsak ulaşacağız. Değilse onların, fasıkların bize getirdikleri haberlerle müminler hakkında ahkam kesmeyeceğiz. İlla konuşmak icap ederse şartlı konuşacağız. Adına ne derseniz deyiniz. Eğer Afganistan'daki Müslüman Amerikan keferesine karşı çıkıyorsa, kullandığı yöntem, üslup, müslup beni o an için ilgilendirmiyor. Amerikalı gavur benim ülkemi işgal ederse ben sessiz mi kalacağım? Ben buna he mi diyeceğim? Oradaki Müslümanın da yaptığı budur. Yanlışlıkları olabilir mi? Benim de var, onun da var. Ama kardeşim kardeşimdir.
Irak'ta ne işi var? Başımıza diktikleri bunca zalimin İslam dünyasında onlar adına bizleri ezmelerini ben nasıl kabul edeceğim? Bunlara bir Müslüman tavır geliştirirken yanlışlık yapsa bile o yanlışlığına katılmam. Katılmak zorunda da değilim. Fakat kafirin ve küffarın Müslümanların ensesinde boza pişirmesine de razı olamam. Bu ince noktaları, hassas noktaları iyi yakalamamız lazım. İyi anlamamız lazım. İyi idrak etmemiz lazım. Ve onların istedikleri, avami tabiriyle söyleyeyim, tezgaha gelmememiz lazım. Onun için diyorum, Allah'a sığınmak çok önemli burada. Ve atasamu billah, Allah'la kendini himayeye alacaksın. Yani Allah'ın nuruyla bakacaksın. Yani Allah'ın ölçüleriyle mantığını geliştireceksin. Muhakemeni geliştireceksin. Değerlendirmelerini onlara göre yapacaksın. Küffarın sana bakmanı istediği, giydirmek istediği gözlükle olaylara bakmayacaksın. Mümin Allah'ın nuruyla bakmasını bilecek. Allah'ın nuru ne? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Yüce Resul'ün sünnet-i seniyesidir. Müslüman kardeşimin hatası varsa, o hatası eğer onu Müslüman, hatalı Müslümanın ötesinde bir şey getirmiyorsa, hatasını kabul etmemek şartıyla o benim kardeşimdir. Kafir onun hakkında ne değerlendirme yaparsa yapsın. Yanlışlıklarını ben de kabul etmiyorum. İmkanım olsa düzeltmesine yardımcı olurum. Fakat hatası varsa, hatası dolayısıyla eğer o hataları onu İslam'ın dışına çıkartmıyorsa, ben onunla mümin olarak hukukumu da kesemem. Duygusal olarak da kesemem, imkanım olduğu takdirde fiili olarak da kesemem. Küffarın yapmak istediği o zaman asıl tuzağa düşeriz. Bizi bölerler, parçalarlar, her birimize ayrı bir isim verirler, her birimizi o ismiyle sırası gelince tepelerler, ondan sonra da şey deriz. Anlatılan meşhur hikayedir. Beyaz öküz, sarı öküz, siyah öküz hikayesi. Sıra siyah öküze gelince aslan tarafından, yırtıcı hayvan tarafından yenilmesine, o zaman aklı başına geliyor. Beyaz öküzü aslında yediği zaman bu aslan, ben yem olmuştum aslana. Sakın ha. Olabilir, ben beyaz öküz olabilirim. Kardeşlerimin renkleri farklı olabilir. Onlar bizimle beraberdir. Onların yenilmesine müsaade ederek sıranın bana gelmesini öküzce beklememeliyiz. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunu nasıl yapacağız? İşte Allah'la itisam ederek yapacağız. Allah'ın ölçülerini aramızda hakim kılarak. Konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de o kadar geniş bir ahlak yelpazesi var ki, müminlerin birbirlerine karşı davranmalarıyla alakalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta Müslümanların hukukunu düzenleyen o kadar çok hadis-i şerifi var ki, biz bunları sindire sindire hayatımıza yudum yudum, adım adım takip edebilirsek, tatbik edebilirsek, küffar kolay kolay bize diş geçiremez. Bizi böyle yediler. Emperyalizm yüzyıllarca yıl bize diş biledi. Fakat ümmet bir şekilde birlikti. Dişini geçiremedi. Ondan sonra dünyayı iki tane hükümdara dar gören anlayış, anlayışın toprakları üzerinde 60-70 devlet kuruldu. Şu işe bakın. Şu işe bak. Olmaz öyle bir şey. Ve şunu da kısaca söyleyip devam edeceğim. İslam'ın, İslam ümmetinin dünyada emir ve komutayı elinden kaçırmasının felaketi yalnız Müslümanlara isabet etmiyor. Öbür insanlık da perperişan.
Sultan Abdülhamid'in, Allah rahmet eylesin, ta uzak doğudaki Hint adalarındaki zulümlerle ilgilendiğini görüyoruz. Afrika'nın, efendim, belki insan gitmemiş, daha doğrusu balta girmemiş ormanlarındaki mazlumların hakkını korumanın çarelerini aradığını görüyoruz. Çünkü Müslümanın idare anlayışı, İslam ümmetinin anlayışı şudur. Bir nehrin kenarında eğer bir keçinin ayağı kayar da düşerse, adli ilahi Müslüman yöneticiyi ondan sorumlu tutacak. Anlayışımız budur bizim. İslam ümmeti emir ve komuta makamındayken bir keçinin bile ihmal edilmesine, ihmal neticesi telef olmasının mesuliyetini duyar Müslüman. Öyle büyük bir kalptir müminin kalbi. İslam ümmeti öyle şefkatli ve hassas bir kalbe sahip. Her şeyin hesabını kitabını yapar. Göçmen kuşlar göç esnasında yaralanıp da uçamayan kuşlar için vakıf kuracak kadar kendisini dünyadan, kainattan hatta mesul hisseder Müslüman. Öyle. Dolayısıyla Allah'la itisam edeceğiz ve dinimizi Allah'a halis kıldığımız zaman gerçekten bu dünyanın nizamı bizim elimizde daha başka olacaktır. Onu gerçekleştirebilmek için evvela müminler olarak aramızdaki ilişkilerimizde yanlış olarak işleyen bir yerler varsa onları düzeltmesini bileceğiz. فَاُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ Oradan geldik. Müminlerle beraber olmak. Müminlerle beraberliğe gölge düşüren her şeyden uzak durmasını bilmek lazım. Bunun üzerinde olabildiği kadar hassas olmalıyız. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا Ve Allah müminlere pek büyük bir ecir verecektir. Haydi kıyas edin diyor ey münafıklar. Münafıklar tövbe etmezlerse cehennemin en alt tabakasında olacaklar. En alt tabakası. 7 kat bir kazan düşünün. Altında ateş yanıyor. En altı daha çabuk ısınır ve daha fazla ısınır değil mi? Cehennem de işte böyle. Aşağıya inildikçe azabın vehameti artar. Ve münafık oldukları takdirde, kaldıkları takdirde yardımcıları olmayacak. Ya tövbe ederlerse? Tövbe ederlerse ve sevfe yutillahul mu'minine ecran azimenin o rahmet deryasına dalacaklar. Allah müminlere pek muazzam, pek büyük bir ecir verecektir. Pek büyük bir ecir verecektir. Yine haşa Cenab-ı Allah mahlukatına gereksiz yere azap etmekten zevk alan bir halik değildir. O rahmeti gazabını geçmiş olan bir yaratıcımızdır. Celle Celaluhu. Onun için 147. ayet-i kerime de insanın kalbine böyle nasıl diyelim çok sıcak bir rüzgarda bir sabah esintisi gibi insanı rahatlatıyor. Bakın ne diyor. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهَ شَاكِرًا عَل۪يمًا Şükreder ve iman ederseniz Allah sizin azabınızı ne yapsın ki? Niye size azap etsin? Ne diye azap etsin? Siz şükretmiş ve iman etmişken haşa Allah sadist değil ki. Niye durup dururken sizi azap etsin ki? Sebepsiz yere haşa niye azap etsin? O sizi lütfuyla, rahmetiyle var etti. Rahmetinin tecellisi olmak üzere peygamberler gönderdi. Hatemur Resulü gönderdi. Eşrefi mahlukatı peygamber olarak gönderdi. Kur'an-ı Kerim'i size hidayet rehberi olsun diye gönderdi. Azaptan kurtarmak üzere bu kadar Allahü Teala size sebep var etti. Mantıklı değil durup dururken sizi azaplandırmasın. Şükreder ve iman ederseniz Allah sizi ne diye azaplandırsın ki? Bunun hiçbir izahı olmaz diyor. Ve kâne Allahu şâkiran alîmâ. Allah zaten
şükredendir, her şeyi bilendir. Ne demek Allah'ın şakir olması? Şakir olması, Allah'ın yapılan iyi amele fazlasıyla mükafat vermesi demektir. Esma-i Hüsna'dan birisidir haliyle. Eşşakir veya eşşekur. Allah yapılan iyi amellere fazlasıyla kat kat mükafat verir. Arapçada şekur davar için kullanıldığı zaman yediğinden, yediği kadar değil, yediğinden daha fazla şişmanlaması, yediğiyle şişmanlaması gerekenden daha fazla şişmanlayan hayvana da şekur deniliyor. Çok şükrediyor. Yani niçin? Çünkü az yiyorum ama maşallah daha fazla semiriyor. Allah-u Teala da işte az amel yaparsınız, size kat kat fazlasıyla ne yapar? Mükafat verir. Bir tane ekersiniz, 7 tane başak bitirir, her bir başakta 100 tane var. Ondan sonra diyor, وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah dilediğine, dilediği kadar kat kat verir. Bu budur. Allah-u Teala şakirdir ve alimdir. Kimin gerçekten tövbe ettiğini, kimin etmediğini, kimin ne kadar neyi işlediğini, nasıl amel işlediğini her şeyiyle çok iyi bilendir. Bu şekilde bu ayet-i kerimeler bizlerle veya biz bu ayet-i kerimelerle nifak, nifakın zararı, iman edenler, iman edenlerin riayet etmeleri gereken hususlar, münafıkların akıllarını başlarına almaları gerektiği, çünkü onların zannettikleri gibi hiçbir şeyin olmadığı, şaşı bir gözle, daha doğrusu kör bir gözle hadiselere ve olaylara baktıklarını, gözlerinin açılması için Allah'ın nuruna koşmaları gerektiğini, müminlerin de artık tövbe etse, münafık dahi olsa önceden, onları kendileriyle birlikte kardeş bilmeleri gerektiğini anlattığını gördük. Bu hayat verici buyruklardan, Cenab-ı Allah ve benzeri gibi bütün buyruklardan her geçen gün alacağımız nasibi daha çok arttırsın. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in gerek iç dünyamızda gerek dış dünyamızda, yani gerek akidemizde, imanımızda, manevi gelişmemizde, gerekse de fiili hayatımızda, ahlakımızda, yaşantımızda her geçen gün Kur'an-ı Kerim'in payını, rahmet gölgesini üzerimizde daha da artırmasını, daha da genişletmesini, insanlığın gerçekten bu Kur'an'a olan ihtiyaçları sebebiyle beşeriyeti de bu sıkıntılardan, dipsiz çukurlardan kurtarma imkanını bahşetmesini, bizi de bu güzel, mübarek işte olabildiği kadar çok hissedar ve payidar kılmasını niyaz ederiz. Kur'an-ı Kerim'den Rabbim bir lahza dahi ayırmaz. Onun istediği keyfiyette bir imandan, onun istediği keyfiyette bir yaşantıdan, bir hayattan her geçen gün daha çok nasip sahibi, pay sahibi kılsın. Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği hayat nizamını şevkle, arzu ile tatbik etmeye çalışan ve ahirette de onun ümmeti altında haşrolan, ümmeti arasında haşrolan, hiçbir gölgenin de bulunmayacağı, ancak Cenab-ı Rabbül Alemin arşının gölgesinin bulunacağı, o şiddetli mahşer gününde de Yüce Rabbimizin arşının gölgesi altında barınmayı hepimize, bütün müminlere nasip ve müyesser eylesin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.